Ben de heyecanla patlıcan kapamaya başlamak istiyorum. Onun da malzemeleri gelsin o zaman. Ben patlıcan kapamayı kuzu etiyle seviyorum. Kuşbaşı doğranmış kuzu eti. Kuzu sevmiyorsanız dana ile yapabilirsiniz ya da kıymayla veya tavuk da tercih edebilirsiniz. Tamamıyla size bırakıyorum. Bu arada 3-4 adet patlıcan var. Bunları önce soyup ne yapıyoruz? Limonlu suda acısını alıyoruz. Lütfen unutmayın. 2 adet patatesim, kapya biberim, yeşil biberim, soğanım, sarımsağım ve tabii ki domates rendem. Aynı zamanda da birazcık da domates salçası kullanacağım. İşe ilk olarak etleri kavurarak başlıyorum. Kuzu eti çok çabuk pişeceği için düdüklü tencere kullanmıyorum. Belki de bilmiyorum, zamandan tasarruf etmeyi çok sevdiğim için de kuzu tercih ediyor olabilirim. Ama bence çok daha güzel oluyor. Birazcık tavam ısınsın. Ben orada da hemen patlıcanlarımı soyup alacalı böyle ince ince dilimleyeceksiniz. Onları da kızartacağız ama limonlu su ilk olarak hazırlanmalı. Bir adet böyle hatta bozulmaya yüz tutmuş bir limonumuz var. Onu değerlendireceğim. Çekirdekleriyle beraber suyunu karıştırma kabına sıkıyorum. Ve bunu da içinde bırakıyorum. Bunu tabii ki atmıyoruz. Mutlaka kullanacağız bir şeylerde. İçine oda sıcaklığında su. Tavama ilk olarak bir yemek kaşığı kadar zeytinyağımı ilave ettim. İçine kuzu etlerini gönderiyorum. Etler suyunu bırakıp geri çekene kadar başka hiçbir şey eklemiyorum. Önce onların böyle güzelce kavrulması gerekiyor. Şimdi patlıcanlarımı hazırlayacağım. İncecik alacalı soyuyorum. Ve hiç bekletmeden bunlara uzun uzun böyle şeritler halinde kesiyorum. Beklettiğim anda kararmaya başlarlar çünkü. Aynen bu şekilde. Ne kadar uzun patlıcan bulur ve kullanırsanız o kadar güzel olur. Şimdi bunların hepsi limonlu suyun içine gidiyor. Ben hızlıca diğer 3 patlıcanımı da hazırlıyorum. Patlıcanlarım hazır. İyice bütün acılarını almak istiyorum. Aynı zamanda patatesleri de soydum. Şu şekilde ince dilimledim. Normalde fırında bu incelikte pişiyor. Ama ya pişmezse diye endişeye düşerseniz şayet patlıcanlardan sonra şöyle 1-2 dakika onları da kızartıp ilk diriliğini alabilirsiniz. Şayet ben öyle yapacağım. Şimdi bunları da yine aynı şekilde ince ince doğruyorum. Ve tabii ki patatesleri de nişastalarından arındırmak için onları da aynen bu şekilde duru musluk suyuna, her şey içme suyuna nasıl tercih ediyorsanız koyabilirsiniz. Peki şimdi sırada ne var? Kekimi kontrol edeceğim çünkü pişmek üzere. Gayet iyi durumda. Hemen fırından alıyorum şimdi. Şöyle bir size de göstereyim bunu. Bakın rengi, kokusu, hepsi gerçekten çok güzel. Bunun şu an biraz ılınması gerekiyor ki sütlü şerbetiyle buluşabilsin. Etler de yavaş yavaş sularını bırakmaya başladı. Ben hemen kızartmak için yağımı hazırlamak istiyorum. Mutfak havlumu aldım yine. Bunu neden yapıyorum? Artık herkes biliyor sanırım. Bu arada yağımı da koydum, ısınsın. Patlıcanları çok fazla kızartmayın lütfen. Hani böyle katır kutur olmasın. Hafif yumuşamaları yeterli benim için. Bir yandan da lütfen patlıcandan çıkan suyu görün istiyorum. Çünkü bunu bana defalarca soruyorsunuz. Bu işlem gerekli mi diye. Şöyle bir bakın, gerekli mi değil mi, buna siz karar verin. Yine aynı şekilde patateslerin de kurulanması gerekiyor. Onları da aldım. Başka bir mutfak havlusuyla da üzerlerini kapatıyorum ve şu şekilde bastırıyorum.
Hem fazla bütün suyu yağım ısınana kadar süzülecek hem de kararmayacaklar. Şimdi bence iç harcın malzemelerini de hazırlamaya başlayalım. Çünkü biliyorsunuz ben kesme tahtasında her şeyi hazır tutup tak 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 içine göndermeyi çok seviyorum. Peki etten sonra ilk olarak ne koyacağız içine? Tabii ki kuru soğan. Kuru soğanı dilimleyeceğim. Soğanlarla başlıyorum. Soğanları kesme tahtasının bir köşesine aldım. İçine ne seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Ben domatesleri üstüne koyacağım. Sunumda çok şık duruyor çünkü. Hemen aynı tabağı kullanacağım. Kapya biberlerin çekirdeklerini ayıklıyorum. Siz de evinizde mutfakta çalışırken kullandığınız tabağı aynı şekilde tekrar kullanarak bulaşık miktarını azaltıp çok daha az su kullanmış olursunuz. Şimdi biberlerimi hazırlıyorum. Bunları da küçük küçük doğrayacağım. Önce üzerlerini ince ince şeritler. Kapya biberlerim de hazır. Bunların aromasını çok sevdiğim için kullanmayı da çok seviyorum. Bu arada kekimi aldıktan sonra fırınımı 200 dereceye ısıttım. Çünkü köz biberli domates çorbası için bütün malzemeleri fırında yaklaşık 30 dakika iç içe bir araya getirmek için közleyeceğim. Bu çok önemli bir işlemdir. Şimdi yeşil biberlerimi de doğruyorum. Domatesleri de küçük bir tabağa aldım. Şöyle tavanızın bir yağ miktarını kontrol edin. Bakın içeri girecek malzemeler için yeterli mi? Bence ben biraz daha içine zeytinyağı ilave etmeliyim. Bir yemek kaşığı kadar. Şimdi sırayla malzemeler içine gidecek. Önce soğanlar. Ete herhangi bir baharat eklememiştim. Artık ekleyebilirim. Üzerine de bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Sıra geldi sarımsaklara. 2 diş de sarımsağım var. Bunları da ekledim. Tekrar bir yağımı kontrol edeceğim. Bakalım ne durumda. Yavaş yavaş olmaya başladı. Çok fazla kızdırmayacağım çünkü. Böyle nasıl diyeyim size, çıtır çıtır olmalarını istemiyorum. Şuraya bir tane daha sıkıştırabilirim bence, oldu. Şimdi bunları hafif böyle rengi değişene kadar kızartacağım. Başta da söylemiştim, mutlaka et suyuna ihtiyacınız var ve domates rendesine. 3 adet domates rendesi yeterli olacak. Malzemeleri çok fazla öldürmek istemiyorum. Artık biberleri içine gönderebilirim. İstediğiniz kadar çok ya da az ekleyebilirsiniz. Şöyle tekrar karıştırıyorum. 1-2 dakika çok fazla değil, unutmayın. Rengi şöyle bir tık dönsün bana yeter. Bakın bu kadar kızarmış olmaları yeterli. Fazla yağının da süzülmesi için kağıt havlunun üzerine aldım. Hemen bohça diyorum ben buna. Bohçamdan diğerlerini alabilirim. Bunlar da çok hızlı olacak. Geldim harcıma. Artık salça içine gidebilir. Bakın renkleri değişti biberlerin. Güzelce
salçayı da kavurmanız gerekiyor. Bütün malzemeler hepsi bir araya gelsin. Ben sadece soğanlar için tuz eklemiştim. Şimdi şöyle bütün malzemeler için dolu dolu bir çay kaşığı tuzumu ekledim. Hatta biraz daha koyacağım. Buradan karabiber alalım. Yine karabiber, çok seviyorum çünkü. Şu aradan da dikkatli bir şekilde kırmızı toz biber. Bu üçlü benim yemeklerde vazgeçilmezim. Hepsini 1-2 dakika aynen bu şekilde çevirin. Bakalım patlıcanlar ne durumda. Ben çevire çevire pişiriyorum. Bakıyorum şöyle. Çünkü çok fazla kızarmalarını istemiyorum. Bunun içine şimdi et suyundan ekliyoruz. Biraz da kalıba koyarken kullanacağım. Kıvamına göre. Bence kalıp için bu kadar yeterli. Hemen yakınımı aldım. Ve tabii ki domates rendesi. Yine bunun da yarısı iç harcına gidiyor. Şöyle bakın, hatta yarısından biraz fazlası. Bu kadarını da yine ana yemeği oluştururken kullanacağım kalıba koymak için ayırıyorum. Şimdi en son kaynadığı zaman mutlaka bir tuzunu kontrol edin. Karabiberini kontrol edin. Bu oldukça önemli bir hamledir çünkü. Bu yavaş yavaş ocağın altını da kıstım. Bütün suyunu çekecek. Hemen patlıcanları çevirelim. Bunlar kızarırken de ben kesinlikle boş durmak istemiyorum. Bir an önce çorbama başlamak istiyorum. Hadi onun da malzemeleri gelsin, o da aradan çıksın. Patlıcan kapamanın bütün malzemeleri, daha doğrusu bileşenleri hazır olmak üzere. Patatesleri kızartacağım, bir tek o kaldı. Onun dışında her şey tamam gibi. Bu arada şunu yapalım. Bakalım ette durumlar nasıl? Gerçekten çok güzel oldu. Bunun da altını kapattım. Patatesleri de size söylemiştim. Biraz mutlaka ben kızartıyorum diye. Bunlar kızarırken de bence çorbaya şöyle güzel krutonlar hazırlayalım. Onları da arzu ederseniz fırın tepsisinde, arzu ederseniz aynı şekilde ocakta da yapabilirsiniz. Krutonun da malzemeleri gelsin o zaman. Bu arada hani yaz ayındayız, kızartma ağır olur mu diyorsanız patatesleri bir tık haşlayıp patlıcanları da grill tavada da pişirebilirsiniz. Ama ben biraz böyle halk arasında daha çok tercih edilen haliyle yapmak istedim. Bence artık kapamamıza başlayabiliriz. İlk olarak patlıcanların uzun kısımlarını ve ince dışarı sarkıtıyorum. Aynen bu şekilde. Sağlam kısımları hemen hemen eşit olsun. Şurada dursunlar şu şekilde, bana yeter. Hatta baktınız kayıyor mu? Hemen bir tane patates koyun. Aynen bu şekilde. İnce kısmı, kabuklu kısmı hiç fark etmez. Ne kadar uzun patlıcan bulursanız o kadar da güzel olur. Yine patatesle tutturuyorum. Aynı zamanda patatesler iç harcını da taşıyacaklar. Yapımı çok basit. Aynen benim gibi bu şekilde hazırlarsanız hiç zorlanmazsınız. İnce yerlerin de mutlaka üstünden geçiyorum. Şöyle bakıyorum. Tamam. Şimdi sırayla dibine hafif kızarttığım patateslerden yayıyorum. Bunu da mümkün olduğunca iki katman olarak hazırlayın. Sıra geldi iç harcını doldurmaya. Genelde hepsini böyle bir kalıp alıyor, bilginiz olsun. Bence bunun içindeki su oranı yeterli. Ben daha fazla eklemeyeceğim. Şöyle bakıyorum, kontrol ediyorum. Kesinlikle yeterli. Sadece şöyle bir yemek kaşığı domates rendesine, daha da bir lezzetli olsun, böyle yaz yemeğine uygun olsun diye üzerine ekledim. Şimdi bunları dikkatli bir şekilde kapatıyoruz. Biraz da elimle sıkıştırıyorum.
daha güzel görünsün diye üzerine ikiye bölüp hemen çeri domates ekleyeceğim. Bence bu kadarı gayet yeterli. Fırınım zaten 200 derecedeydi. Hafif böyle bütün aromalar birbirine karışıp domatesler de bir tık közlenene kadar yaklaşık 10-15 dakika bu fırında kalacak. Fırından da nefis kokular geldi. Kapamam diyor ki artık beni alabilirsin. Aynen bu şekilde görünmesi gerekiyor. Şöyle bir 10 dakika dinlendireceğim ve ondan sonra kalıbı açacağım. Sırada kapamam var. Kelepçeli kalıbı açıyorum. Dikkatli bir şekilde kenara belki yapışanlar olabilir diye bıçağımla şöyle aşağıya burada olmuş mesela. Bence bütün emeklerimize değdi. Gayet güzel görünüyor. Üzerine de birazcık maydanoz serpiyorum. Şu an gerçekten çok heyecanlandım.